Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım merhaba. Önceki dersimizde kolinerjik aşırım basamaklarını gözden geçirmiştik. Kısaca hatırlatacak olursam asetilkolin kolinerjik sinir ucunda sentezlenir ve depolanır. Kolinerjik nöron uyarıldığında ise asetilkolin presinaptik uçtan sinaptik aralığa salıverilir. Sinaptik aralığa salıverilen asetilkolin postsinaptik hücre üzerindeki reseptörlerine bağlanarak kendine özgü hücresel yanıtları ortaya çıkarır. Sevgili öğrenciler, asetilkolinin tüm sinir sistemi için önemli bir nörotransmitter olduğunu artık biliyorsunuz. Bu dersimizde asetilkolinin kendine özgü ve birbirinden oldukça farklı işlevleri nasıl yerine getirdiğini tartışacağız. Bu işlevleri kalp hızında azalma gibi dinlen, tükürük salgısı artışı gibi sindir işlevleri veya iskelet kası kasılması örnek olarak gösterilebilir. Dilerseniz hemen kolinerjik nörotransmitter asetilkolinin farklı hedef hücreler üzerindeki etkilerini nasıl ortaya çıkardığını yansı üzerinden tartışmaya başlayalım. Yansının sol tarafında gördüğünüz gibi vagus sinirinden salıverilen asetilkolin kalbin tempocu, pacemaker hücrelerinde negatif kronotropik etki, yani sinatriyal düğümün aksiyon potansiyeli ateşleme hızını azaltıcı etkiye sahiptir. Diğer bir ifadeyle vagus sinirinin uyarılmasıyla salıverilen asetilkolin, kalbin ritmik ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlayan otomatik uyarıların azalmasına yol açar. Burada bir hatırlatma yapmama izin verin. Kolinerjik yani vagal innervasyon, atrium ve nodal dokularda oldukça yoğundur. Kalbin ventrikül miyokardı ve his pürkünje sistemi ise sempatik innervasyon bakımından daha zengindir. Bu nedenle asetilkolinin kalp üzerindeki etkileri atrium ve nodal dokularda yani sinoatrial ve atrioventriküler düğümde oldukça belirgindir. Ventrikül kası ve his pürkünje sisteminde ise daha azdır. Sinoatrial düğüm düzenli aralıklarla bir dizi elektriksel impuls ürettiği için ritim yapıcı hücre anlamında tempocu, İngilizce pacemaker olarak da adlandırılır. Fizyoloji dersinizden hatırlayacağınız gibi kalbin tempocu hücrelerinin spontan depolarizasyonu sinatriyal düğümde normal bir kalp uyarısının ortaya çıkması için gereken süreci başlatır. Depolarizasyon kritik seviye olan eşik potansiyel düzeyine ulaştığında aksiyon potansiyeli yani impuls oluşur. Oluşan bu aksiyon potansiyeli daha sonra atrioventriküler düğüme oradan da ventriküllere iletilir. İşte asetilkolin kalpteki bu tempocu hücrelerin ateşleme hızını azaltır. Çünkü asetilkolin sinatriyal düğümdeki tempocu hücrelerde hiperpolarizasyona neden olur. Böylece bu hücrelerin diastolik spontan depolarizasyon hızını yavaşlatır. Sonuçta membran potansiyelinin aksiyon potansiyeli oluşması için erişmesi gereken eşik voltaj düzeyine yükselmesini geciktirir. Birbirini takip eden tüm bu etkiler sonucu asetilkolin ile kalp hızı yavaşlar. Ardından kalp döngüsündeki olaylar gecikir. Asetilkolinin sinatriyal düğümde impuls oluşumunu yavaşlatıcı etkisine kalp atış hızının azalması anlamında negatif kronotropik etki de denilir. Önceki derslerden de hatırlayacağınız gibi asetilkolinin bu etkisi parasempatik sinir sisteminin asetilkolin aracılıklı dinlen etkileriyle uyumludur. Yansının orta sütununda yer alan şekilde gördüğünüz gibi asetilkolin tükürük bezi hücrelerinde tükürük oluşumunu uyarır. Tükürük bezlerinin bol ve sulu salya salgılamasına neden olur. Yine önceki derslerden hatırlayacağınız gibi bu parasempatik sinir sisteminin asetilkolin aracılıklı sindir etkileriyle uyumludur. Son örneğimiz ise yansının sağ yanında gördüğünüz gibi iskelet kasında asetilkolinin neden olduğu kastırıcı etkidir. Sizlerin de bildiği gibi iskelet kasları somatik sinir sisteminde istemli hareketlerden sorumludur. Dilerseniz şimdi asetilkolinin birbirinden oldukça farklı bu etkileri tek başına nasıl ortaya çıkardığını tartışmaya başlayalım. Aslına bakarsanız asetilkolin gibi ekstrasöller yani hücre dışı bir sinyal molekülü çok az bilgi içerir.
Basit bir ester yapısına sahip olan asetilkoline verilen yanıtlardaki bu çeşitlilik, asetilkolinin kendisinden daha çok etki gösterdiği farklı reseptörleriyle açıklanabilir. Şöyle ki asetilkolin hem kalp hem tükürük bezinde etkisini muskarinik reseptörler üzerinden göstermektedir. Ancak asetilkolin nöromüsküler kavşakta farklı bir reseptör tipine bağlanır. Diğer bir ifadeyle asetilkolin iskelet kasını kastırıcı etkisini çizgili kaslarda bulunan nikotinik reseptörler üzerinden gösterir. Dolayısıyla asetilkolinin dinlen sindir işlevleri muskarinik reseptörler üzerinden ortaya çıkarken iskelet kası kasılmasına neden olan etkisi nikotinik reseptörler aracılığıyla ortaya çıkar. Dilerseniz şimdi asetilkolinin dinlen ve sindir işlevlerine geri dönerek biraz daha ayrıntıya girelim. Burada bir noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kalbin tempocu hücrelerinde asetilkolin negatif kronotropik etkilerini muskarinik M2 reseptör alt tipi üzerinden gösterir. Ancak tükürük bezi hücrelerinde salgı artırıcı etkileri M3 reseptörleri aracılığıyla ortaya çıkar. Daha açıklayıcı bir ifadeyle asetilkolinin dinlen ve sindir işlevlerine farklı muskarinik reseptör alt tipleri aracılık eder. Peki asetilkolinin bu farklı hücre tiplerindeki farklı etkilerinden sadece bağlandığı reseptörler veya bu reseptör alt tipleri mi sorumludur? Bu çok mümkün gözükmüyor. Bu soruyu daha iyi cevaplayabilmek için sinyal iletimi, hücre içi sinyal proteinleri ve efektör protein kavramlarını bilmek zorundayız. Şöyle ki asetilkolin kalp ve tükürük bezlerinde benzer reseptörlere, G proteini kenetli reseptörler olan muskarinik reseptörlere bağlanır. İskelet kası kasılmasından sorumlu nikotinik reseptörler ise muskarinik reseptörlerden farklı olarak bir iyon kanalına kenetlidir. İşte bu şekilde aynı sinyal molekülüne yani asetilkoline ait sinyaller farklı hücrelerde farklı reseptörler tarafından farklı şekillerde işlenir. Böylece aynı asetilkolin molekülü farklı hücre içi sinyallere neden olur. Yani asetilkolin gibi tek bir molekül tarafından oluşturulan enformasyon, hücrelerin bu farklı sinyal iletim mekanizmaları sayesinde birbirinden oldukça farklı şekillerde yorumlanır. Dilerseniz şimdi ilerleyen derslerimizde daha ayrıntılı göreceğimiz bir konu olan sinyal iletimine daha yakından bakalım. Sinyal iletimi oldukça basit bir ifadeyle hücrenin dışarıdan aldığı enformasyonu, bilgiyi hücresel yanıta dönüştürmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte asetilkolin gibi sinyal moleküllerinin taşıdığı enformasyon hücre membranında kendine özgü bir reseptör ile algılanır. Çünkü suda çözünür bir bileşik olan asetilkolin hedef hücrelerinin sitozol veya çekirdeğine girerek hücre davranışını değiştirici etkilerini kendisi gösteremez. Bu nedenle hücre dışı, ekstraselüler bir sinyal molekülü olan asetilkolinin hücre içindeki süreçleri değiştirecek bir sinyal dönüştürücüye ihtiyacı vardır. İşte asetilkolin hücre membranındaki kendine özgü reseptörlerine bağlanarak hücre içinde bir takım biyokimyasal değişiklikleri gerçekleştirecek olan sinyal iletim sistemini harekete geçirir. Dolayısıyla sinyal iletim sistemi hücre dışından alınan bilgiye hücre içindeki değişikliklerle uygun cevapların verilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu şekilde hücre davranışı değiştirilir. Bu süreçte muskarinik ve nikotinik reseptörler sinyal dönüştürücü yapı işlevi görürler. Diğer bir ifadeyle muskarinik ve nikotinik reseptörler asetilkolinin sinyal transdüksiyonundan ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan asetilkolinin farklı etkilerinden sorumludur. Sevgili öğrenciler, sonraki derslerimizde asetilkolinin muskarinik veya nikotinik reseptörleri aracılığı ile farklı hedef hücrelerde nasıl farklı etkiler gösterdiğini daha ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Sizlere güzel bir gün dilerim.